Tabii ki en son isterseniz o görüntüden başlayayım. Tabii ben medya uzmanı değilim ama bir tür hani siz daha iyi bilirsiniz. Bir medya dersi vermiş. BBC genelde böyleydi. Hatta şeyi hatırlarım. Falkland Savaşı sırasında Thatcher şikayetçiydi. Hani yeterince fazla tarafsız bulmuştu BBC'yi. Onu söyleyeyim. Hani bir ulusal şeydi, savaş yürütüldü falan. Yani haksız bir savaştı ama yani BBC orada da daha böyle objektif bir tavır almıştı. Başbakan şikayetçi olmuştu. Şimdi tabii ki yorumlar doğru. Özellikle Suriye iç savaşı zarar verdi. Ama oraya gidinceye kadar o kadar çok şey zarar verdi ki. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani dünyada ve bölgede olan her şey Filistinlilerin aleyhine işledi. Yani böyle aşamalı, mesela en önemlisi tabii ki bunlardan bir tanesi Filistin hareketinin bölünmesi. Bu tartışmalı bir konudur. Yani Hamas'ın kurulmuş olması 87'de çok seküler ve sol bir hareketti. Hatırlayın işte 60'lar, 70'ler, Evet. 80'lere kadar Filistin hareketi dünyada hani vicdanlı insanların tabii yani Batı sisteminde de işte Batı halkları arasında da hani şey demokrat nitelikli çok insan var. Büyük sempati Bilinçli var. kitleler var. Tabii çok büyük sempati var Filistin mücadelesine. Şeydi da ya tabii ki hani her bir örgüt işte davasını diyelim tırnak içinde dünyaya duyurmak için bazı eylemler yapıyordu. İşte Münih eylemi, uçak kaçırmalar, dünya diyelim mücadele literatürüne uçak kaçırmayı soktu Filistinliler falan. Ama yine de bir sempati vardı. İşte Arafat bir efsanevi liderdi. Onun Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünden yaptığı mesela çok böyle işte tarihe mal olmuş bir konuşması vardır falan. Hani çok şey bir liderdi dünyada. Saygı gören bir liderdi. Ama şimdi 80'lerden itibaren Hamas'ın kurulmasıyla birlikte bir İslamcı kanat oluştu. Şimdi bu şeyi bozdu. Daha sonra biliyorsunuz 91'de 90'da Saddam Irak'ı işgal ettiğinde PKK'nın büyük hatasıdır. Saddam'la destekledi. Bu sefer mesela Körfez'de falan çalışan Filistinliler gelir aktarırlardı şeye falan. Ve Suudiler falan da Kuveyt vesaire onlar destek olurlardı finansal olarak. Çünkü Filistin'de biliyorsunuz ekonomik bir faaliyet yok. Yani mesela Filistin'in ürettiği bir şey yok, bir marka yok. Hani bizim de yok çok fazla ama yani iktisaden çok zayıflar tabii. Tabii ki yani dışarıdan yani bir tür rantiye toplum yaratıldı. Yani dışarıdan gelen şeylerle, katkılarla ayakta kalıyor Filistin. Şimdi onlardan oldular ve büyük bir darbe Arap dünyasında önemli bir daha ikinci darbe yediler Hamas'ın kurulmasından sonra. Son 93'te 94 Oslo sürecinde bu sefer şeyi kabul ettiler. Yani silahlı mücadeleden vazgeçti Filistin'in ana gövdesi ve İsrail'in varlığını kabul ettiler. İsrail de karşılığında sen de bu Filistin topraklarını yönet dediler ve İngilizce hani söyleyeyim izin verirseniz hani Palestine Authority dedikleri yani Filistin yönetimi diyoruz. Devlet gibi ama tam devlet gibi de değil, güvenliği sağlıyor. Yani şöyle söyleyeyim, aslında bakarsanız hani gerçekçi olalım. Yani İsrail dedi ki ben bunlarla baş edemem. Filistin yönetimi orada iç güvenliği sağlıyor. İsrail de işte şey göz yumuyor, hani kendini yönetmiş oluyor. Gazze'de bu sefer 2006'da seçim oldu. Hamas kazandı. İnanılmaz bir şekilde şeyle fetih yani o seküler kanatla, laik kanadıyla çatışmaya girdi. Onları yendi. Bakın şimdi toplantı yapıyorlar. Şeyde Hamas'ta, Gazze'de fetih üyeleri hapiste. Bazen işte çok baskı geliyor falan. Hani şey olarak siyasi suçlu olarak hapse atıyor. Ya şimdi böyle bir bölünmüşlük var şeyde Filistin Profesör hareketinde. Özgel, Tabii şimdi buyurun. burada elbette hem bölge ülkelerinin ama asıl olarak onların arkasındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin planı, projesi neyse o çok önemli. Şimdi Tabii. Trump'ın başlattığı bir şeyle, bakın Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar hani gitti, aralar düzeldi. İsrail, Mısır hiç olmadığı kadar bir bahar havasına büründü. Suudi Arabistan keza biraz yandan yandan da olsa müttefikleri aracılığıyla bu havaya katıldı. Şimdi Amerika'nın bölge planı size göre ne? Bu planda Türkiye'ye biçilen size göre gene rol ne olabilir, nedir? Şöyle söyleyeyim ya yani en temel olarak Amerika bölgede artık
istikrar istediği bir döneme geçti. Bakın bundan önceki politikası neydi derseniz daha kontrollü çatışmaydı. Yani dikkat edin, Libya, Suriye, Irak ve Yemen üzerinden bölgede bir istikrarsızlık vardı. Kendini bir türlü toparlayamıyordu. Artık buna gerek yok. Amerika Orta Doğu'da, Orta Doğu bölgesinde çatışma ve istikrarsızlıkla uğraşmak istemiyor. Buna da Yemen'le başladılar. Bir ayağı da biliyorsunuz Libya. Libya'da da şeyi çözüyorlar artık. İşte bu Aralık'ta seçim olacak. Muhtemelen Türkiye'ye de hani oradan çekilin diyecekler ve Türkiye biraz ayak diyecek falan. Bir şeyler almak isteyecek. Yani bana burada ekonomik avantajlar sağlayın, öyle çekileyim falan diyecek. Yemen'de çatışmayı bitirecekler. Suriye'de de bundan sonra daha çözüme dönük anayasa görüşmelerinin artacağını tahmin edebiliriz. Ama yani orada da hallolmamış çok ciddi meseleler var. Bir işte PYD meselesi, iki İdlib meselesi. Bu ikisi henüz çözülemedi. Bu böyle devam eder bir süre daha. Amerika Türkiye'den şunu istiyor. Benim bölgedeki yani daha geniş bir coğrafya bu. Yani Libya'dan Yemen'e kadar uzanan bölgede bir bana sorun çıkarma. İki Rusya ile ilişkilerine mesafe koy. Üç içeride de bunu bütün ülkelere söylüyor. Yani böyle bütün bölge ülkelerine söylüyor. Mısır'a da söylüyor. Suudi Arabistan'a da söylüyor. Ürdün'e de söylüyor. İçeride de demokratikleşme istiyorum diyor. Bunun da genel küresel siyasetiyle ilişkisi var. İsterseniz oraya da gireriz. Ona Türkiye birazdan bunlardan, gireriz ama. Çünkü Türkiye'deki gelişmelere AKP'nin içeride ve dışarıda geldiği nokta artık hani pek çok uzman elinde çok fazla kart koz kalmadı diyor AKP için. Bu konulara gireriz ama Kadir Gökmen Öğüt, size göre Amerika Türkiye'ye nasıl bir rol biçiyor olabilir kendi planında? Hani bu uyar uymaz, uygulanır uygulanmaz ondan söz etmiyorum. Amerika'nın tasarımından söz ediyorum. Bir ikincisi, bu meselede Erdoğan'la Biden arasındaki ilişki nasıl gelişir? Şimdi şöyle söyleyeyim, yandaş medya sürekli şunu vurguluyor. İlk konuşma Biden'la Erdoğan arasında başkan seçildikten sonra Ermeni soykırım ifadesinin arkasından oldu. Ama biz orada kendi hassasiyetimizi güçlü bir şekilde dile getirdik. Hiç de öyle bir şey yapmadık. Biden'a da gene Erdoğan bir şey söylemedi. Tıpkı İsrail konusunda konuşmadığı gibi, bugünkü mesajında bir şey söylemediği gibi. Ama yakında tekrar konuşacak ve Türkiye'nin mesajları verilecek deniyor. Bakın bunu da Hürriyet Gazetesi Erdin Çelikkan imzası haberiyle birinci sayfadan Beştepe'den 5 mesaj diye pek de sevilir böyle ifadeler vermiş. Neymiş o mesajlar efendim? Bir, Erdoğan-Biden görüşmesine hazırlanıyormuş saray. Yani sarayın 5 mesajı nereye? Dışarıya. Batıya, Amerika ve Batıya. Erdoğan-Biden görüşmesine hazırlanıyormuşuz. Biden'dan geri adım bekliyormuş Beştepe. Evet. Şimdi o geri adım nasıl olacak bilmiyoruz.